Size bu videoda 3x3 Rubik küpünü nasıl çözüleceğini göstermek istiyorum. Konuyla ilgili olarak çok fazla YouTube videosu izledim ama bunu daha önce birkaç kez çözmeyi denedim tabii ki de yardım alarak ama gördüğünüz gibi küpü bitirmeyi başardım ve bunu ve sizinle de bunu karşılıklı olarak denemek istedim. Öncelikle küpümüzü gelişigüzel bir şekilde karıştırıyoruz. Tabii yeni başlayanlar için küpün çok karışık olması bir dezavantaj oluyor. Büyük bir sıkıntı. Ama sanırım yeterince karıştı. Küpün başlarken yapılması gereken ilk şey küpün ortasında yer alan renklere göre bir artı harfi oluşturmaktır. Gördüğünüz gibi burası beyaz ise bu yüzeyin tamamı beyaz. Burası mavi olduğu için de tamamının mavi olması gerekiyor. Herhangi bir rengi başta seçmek üzere küpün ortasında bir artı harfi yapacağız ve genel olarak kolay olması açısından beyazı tercih ediyorlar ve bunun için bir yöntem yok. Şu şekilde beyazları yan yana da getirerek artıyı yapmaya çalışacağız. Diğer renklerimizi bulmamız gerekiyor. Bu şekilde artı harfini yapmış bulunduk. Şu renklerin de aynı yönde olmasına dikkat edeceksiniz ki daha sonra çözerken sıkıntı olmasın. Şu köşe noktalarında farklı renkler olabiliyor. Gördüğünüz gibi burada beyaz bir kare olmasına rağmen tarafları uymamış. Bunlar yer değiştirmesi gerekiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey şuralara doğru kareleri yerleştirmek. Şimdi gördüğünüz gibi elimizde beyaz, turuncu ve mavi renkte bir küp var. Ve bunu nereye getireceğiz? Şuraya gelmesi gerekiyor. Şunu hemen sağ tarafını aldıktan sonra, yani gelmesini istediğimiz köşenin altına getirdikten sonra artı harfi yukarıda gelecek şekilde sağ taraftaki sırayı aşağı doğru çevirip alt kısmı sola alacağız. Ve tekrar buraya yukarı alırken sağ tarafı alt kısmı tekrar geri çevireceğiz. Ve böylece istediğimiz küp yerine oturmuş olacak. Aynı şekilde diğer işlemleri de gerçekleştireceğiz. Kırmızı, beyaz ve yeşil. Evet, doğru yerde yer alıyor ama bununla bunun yer değiştirmesi gerekecek. Sağ tarafı aşağı çevirip alt kısmı sola alacağız ve sağ tarafı tekrar yukarı kaldırırken alt kısmı sağa çekeceğiz. Ve böylece gördüğünüz gibi kırmızı, yeşil ve beyaz küpümüz yerine oturmuş olacak. Sıradaki ise kırmızı, mavi ve beyaz olan kübün yerine oturması. Sağ tarafı aşağı alacağız ve aşağıyı sola alırken tekrar sağ yukarı, aşağısı da sağa, sağ taraf aşağı, sola, sağ taraf yukarı, sağa, sağ taraf aşağı, sola, sağ taraf yukarı, sağ, sağ taraf aşağı, sola, sağ taraf yukarı, sağ, sağ taraf aşağı, sola. Sağ taraf yukarı, sağ taraf aşağı, sola.
Ve tekrar yukarı kaldırdığımızda gördüğünüz gibi bu renk yerine oturmuş olacak. Geriye kırmızı, mavi ve beyaz köşemiz kaldı. O da hemen şurası. Sağ taraf aşağı. Aşağıyı sola çekeceğiz. Sağ taraf yukarı. Aşağıyı sağa çekeceğiz. Sağ taraf aşağı. Aşağıyı sola çekeceğiz. Yukarı, sağ, aşağı, sola, yukarı, sağ, aşağı, sola, yukarı, sağ, aşağı, sola, yukarı ve tekrar sağ. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı, mavi ve beyaz köşemiz yerine oturdu. Şimdi burayı tamamladığımız zaman epey bir yol kat etmiş olacağız. Bunun için de doğru küpümüzü hemen o köşenin altına denk getireceğiz. Ve sağ tarafı aşağı alacağız. Aşağı sola, sağ tarafı yukarı ve aşağıya tekrar sağ. Sağ tarafı aşağı alacağız. Aşağıya tekrar sola ve tekrar yukarı. Burası sola. Sağ taraf aşağı. Aşağısı sola ve tekrar yukarı. Burası sağ. Tekrar sağ taraf aşağı ve sola. Sağ taraf yukarı ve sağ. Sağ taraf aşağı ve tekrar sola. Gördüğünüz gibi beyaz bir sıralamamız oldu. Sağ tarafı yukarı alıp alt tarafı tekrar çekeceğiz ve her tarafını kontrol ediyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bütün renkler yerine oturdu. Şu an ilk katman bitmiş bulunuyor. İkinci katman için doğru renkleri yerine alacağız. Bunun için de ikinci bir algoritma kullanacağız. Aslında videoyu izlediğim algoritma sadece dinleyerek neredeyse bakmadan yapabileceğiniz kolay. Sadece ezberinize almanız gerekiyor. Bunun için not almanız yeterli ya da önce ezberleyip daha fazla pratik yaparak mantığını kavrayabilirsiniz gibi geliyor. Şimdi ikinci katmanı yaparken yapacağımız algoritmada önemli olan şu üçlü sıralama.